Sen sıkma canını kızım. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın ki anne? Sen şu ikisinin huyuna suyuna git. Babanın da heyelerini tepesine getirtme. Gerisini anana bırak. Şerife. Kusura bakma. Olan oldu artık. Boş ver. Tamam kızım hadi. Oldu bitti. Geç sen de şuraya. Otur. Al şu pirinci. Ayıkla bakalım pirincin taşını. Fatma? Hayırdır Bayram? Sen nereden tanıyorsun Kara Bayram'ı? Ben askerliği onların kasabada yaptım da. İşte yangın. Yangında tanıdık birbirimizi. Ben... Ne oluyor burada? Ne toplaştınız? Ne işin var lan senin burada? Baba, Fatma ile Bayram birbirlerini evvelden tanıyorlarmış. Ben askerdeyken bir... Fatma sizin neyiniz oluyor ki? Sana ne? Neyimiz oluyorsa oluyor. Siz yine de. İçeri. İçeri. Niye geldin lan konağa? Bey'i görmeye. Ee, gördün? Ha, gördüm. E hadi git işine. Daha fazla dolanma buralarda. Lan Bayram. Hayırdır Hüseyin Bey? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Niye gelmiş Bayram? La oğlum bir şey de öğrenmeyi ver acele ya. Fatma. Otur kızım otur. Onları çok özlüyorsun değil mi? Ağla kızım ağla. Ağla ki içindeki acı gözyaşı olup akıp gitsin. Çok zor. Bir sabah bir uyanıyorsun. Ne anan var. Ne baban var. Kimsesiz kalmışım ortada. Ama hayat sen ne halde olursan ol yürür gider kızım. İnsanın içinde acı bir dağ olur. Eğer o dağa kar yağdıramazsan büyür. Seni aşar. Yüreğini parçalar. Bu acıyla nasıl baş edilir peki? Hayata kaldığın yerden sımsıkı sarılarak, içindeki acıyı soğutarak, ayağa kalkarak. Fatma'nın neyi var? Sana ne? Senin işin yok mu? Var. Kabahati soran da zaten. Canım sen de şakadan anlamıyorsun. Sıra. Buyur beyim. Arabayı hazırla. Emredersin beyim. Elif'le nesin verdi Hikmet? Bilmiyorum ki Kamran Bey. Dolaşmaya çıkmışlardı. Nasıl oldun Fatma? Daha iyisin değil mi? Zor tabii. Yaşadığın acı büyük. Ama atlatacaksın. Bak, bir şeye ihtiyacın olduğunda bana geliyorsun. Anlaştık mı? Eksik olmayın beyim. İnmişsin aşkım. Artık çıkabiliriz. Sırrı arabayı hazırlıyor. Elif kızım. Efendim Hikmet anne. Ben bir şey düşündüm. Eğer sen de münasip görürsen... Fatma'ya... Oyalanması için bir iş verelim diyorum. Olur. Olur çok iyi olur. Tabii canım. İnsan çalışarak bütün dertlerini unutabilir. İyi düşünmüşsün Hikmet.
oldu kız? Neyin hırsı bu? Sandalyeyi kıracaksın. O bizim zavallı Fatma'mız var ya. O ne anasının gözüymüş de biz de anlamamışız. Kaşla göz arasında Hikmet Cadısı'nı almış arkasını. Nasıl? Ne diyorsun kız sen? Hikmet Cadısı da tutmuş bunu kolundan. Elif'le Kamuran Bey'e soruyor. Fatma'ya uygun ne iş verebiliriz diye. Fatma da böyle pek bir süklüm püklüm. Keyfi yerinde maşallah. Tabii bir ilgi, bir alaka. Bak sen şu... Sana söylüyorum. Bu kız bizim külahımızı ters giydirir. Demedi deme. Remziye Hanım. Elif'le konuştum. Fatma'ya konakta uygun bir iş verilecek. Kız oyalanır, acısını biraz olsun unutur diye düşündüm. Öyle mi? Ne kadar düşüncelisin Hikmet Hanım. Bari ne iş yapacak onu da söyle. Yarından itibaren Nesin Hanım'ın odasıyla onun ilgilenmesini istiyorum. Sen istiyorsun diye mi öyle olacak? Evet, ben istiyorum diye öyle olacak. Fatma sizin işçiniz değil Hikmet Hanım. Bizim kızımız. O nasıl olacak? Fatma'nın ne iş yapacağına, nerede çalışacağına amcasıyla ben karar veririm. Sen değil. Remzi Hanım bak. Asıl sen bak Hikmet Hanım. Elif Hanım'ı büyüttün diye bu konağın hanımı belledin kendini. Fatma'nın ne iş yapacağına biz karar veririz. Nesin Hanım'ın odasından Fatma sorumlu olacak. O kadar. Hiçbir şey yapmadan öyle durup bakacak mısın anne? Şu hale bak ya. Daha geleli 2 gün olmuş. Fatma Hanım yüzünden Şamaroğlu'na döndük. Bu kıza ellerimle boğarım ben. Bir de Nesrin Hanım'ın özel hizmetine bakacakmış. Kız sus. Zaten cinlerim tepemde. Senden almayayım hıncımı. Gör bak. Babamla Hikmet Hanım bu kızı 2 gün sonra tepemize çıkarır. Şerife yeter dedim. Ne yeter ya, ne yeter? Kurtulacağız Fatma'dan. Kurtulacağız mı? Nasıl kurtulacağız? Anne. Şu aklındakileri bana da bir söylesen diyorum. Evlendireceğiz onu. Evlendireceğiz mi? Kimle? Bizim lafımızdan çıkmayacak. Babanın da razı geleceği haberiyle. İyi de kız geleli daha 2 gün olmuş. Babam öyle hemen razı gelecek mi evlenmesine? Gelecek. Hem de öyle bir razı gelecek ki. İyi de kimle evlendireceğiz? Seninle konuşmuştuk. Topraklar elden çıkarıp daha karlı yatırımlara yönelecektik. Doğru konuşmuştuk. Ama Elif böylesinin daha uygun olacağını söyledi. Elif. Ne zamandan beri söz sahibi oluyor? Elif bizim işlerle ilgili iyi bir eğitim aldı biliyorsun. Bunun için yurt dışına gitti geldi. Onu da biliyorsun. Onun düşüncelerine değer ver. Ya benim düşüncelerim? Benim söylediklerim? Hiçbir değeri yok mu bunların? Sesinin tonuna dikkat et Kamuran. Benimle böyle konuşamazsın. Abinim ben senin. Benimle kardeşin gibi konuşursan. Bir yabancı gibi dışlamazsan. Ben de dikkat ederim abicim. Ya sen ne zamandan beri bizim işlerle ilgilenir oldun ha? Ne zamandan beri? Senin çıkarların için hayatımı mahvettiğinden beri. Şerife. Fatma nerede? Demek ki o. Bundan sonra Nesil Hanım'la Fatma'nın ilgilenmesini istediğimi söylemiştim. Onu yarın için dedin diye hatırlıyorum ben Hikmet Hanım. Ah.
Nesin yakında ölecek. Çok az ömrü kaldı. Sonra aramızda hiçbir engel kalmayacak. Şerife. Ben de uyanmanızı bekliyordum. Bugün çok yoruldum. Epey dolaştık da. Kaç zaman sonra Kamuran'la bir yerlere gitmeye değdi ama. Saat kaç oldu? En son baktığımda 9:30'du. Siz ilacınızı alın da geç kalmayın. Şerife. Bir şey yok baba. Ne oldu kız? Betin benzin atmış senin. Biri bir şey mi dedi? Yoksa Hikmet cadısı mı bulaştı yine? Merdiven inip çıktım ya. Ondan oldu herhalde. Baba. He. Hikmet Hanım Fatma'nın çalışmak istediğini söyledi. Öyle mi kızı? Bir işin ucundan tutayım dedim amca. Hem size böyle daha fazla yük olmayalım. Her bir şey de bilir maşallah. Bilmediği hiçbir şey yok gönül basacağım. Kadın doğru söylüyor baba. Bence de çalışmazsın Fatma. Hemen düşündüm, senin tarlada çalışacak birine ihtiyacın yok muydu? Tarlada mı? Tarlada çalışırsın değil mi Fatma? Sorun olmaz senin için. Çalışırım yenge, sorun olmaz. Canım çalışacaksın, tabii çalışırsın. Niye çalışmayasın da, niye mutfakta değil de tarlada? Konakta yapacak iş mi yok? Baba, var da hani dört duvar arasında olmasından iyidir. Ne güzel işte, tarla, açık hava, güneş. Ha ama tarlada çalışmam diyorsan o başka. Çalışırım amca. Ne? Madem istiyorsun. Benim pek aklım yatmadı bu işe ama. Hele olsun bakalım. Onların ve önemli iş adamlarının katılacağı bir davete çağrıldı. Ankara'ya gitmem icap ediyor. Aa, öyle mi? Bir süre kalırım herhalde. Babam bizzat davet etti. Katılmasam olmaz şimdi. İşlerim de vardı. Gitmişken onları da hallederim. Tabii canım, tabii. Diyorum ki dönüşte sevgili babanı da alıp gelir. Çok iyi olur Necip abicim. Şimdi yetmezmiş gibi. Bir de babası eksikti. Şemsiye Hanım. Ha, bir dakika bekle. Ben size Fatma bu konakta çalışacak demedim mi? Kız kendisi istedi tarlada çalışmayı. İstersen git ona sor. Yani ne yapıp edip zavallıyı kandırdınız değil mi? Bana bak Hikmet Hanım. Lafını bil de konuş. Büyüğü müsün diye sesimi çıkarmıyorum. Hem sen niye ilgileniyorsun bu kadar Fatma'yla? Ha? Sana ne? Aa, yürü kız. Nasıl yapıştırdım lafı ama? Anne, sen ne finansın kız? Oh, içimin yağları eridi. Hikmet Hanım.